Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli maaşında yeni hesap. SGK uzmanı tek tek açıkladı. İşte refah payı, seyyanen zam ve intibak zammı formülü hesabı. Milyonlarca emekli yeni yılda alacakları maaşlara gelecek zam ve iyileştirmeleri beklerken hükümet tarafından zam formüllerine ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında 7500 TL'nin altındaki ücretliler için bütçenin zorlanacağı, sözü zam ile ilgili formülleri ve hesapları değiştirdi. Bazı kesimlerde emekliye kademeli artış yapılabileceği ihtimalinin kuvvetlendiğini belirtilirken uzmanlar da en adil zammın intibak olacağı görüşünde birleşiyor. TGRT canlı yayınına katılan SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına yapılacak zammı tek tek hesapladı. İşte enflasyon zammına ek refah payı, seyyanen zam ve intibak zammı formülü. Emekliye zamda geri sayım başladı. Milyonlarca SSK'lı ve Bağkurlu emeklinin yeni zam oranı Ocak enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak. Maaşa ek refah payı ve seyyanen zamda gündemdeki yerini korurken kulislerde emekliyi rahatlatacak bir düzenlemenin sinyalleri de veriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında, 7500 TL'nin altındaki ücretliler için bütçenin zorlanacağı, sözü zam ile ilgili formülleri ve hesapları şimdiden değiştirdi. Pek çok formül emekli maaşı için konuşulurken en avantajlı artışın ne şekilde olacağı da merak ediliyordu. Enflasyon zammına ek refah payı, Seyyanen zam ve intibak zammı formülü ise en çok konuşulan formüller arasında bulunuyor. Emeklinin kök aylığı belirlenecek. Özgür Erdursun, SSK'lı ve Bağkurlu emekli aylıklarına enflasyon farkının %40 şeklinde yansıtılacağını belirterek zamma ek yapılacak refah payının da gelme ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi. Erdursun, bu minimum seviyede en az verilecek enflasyon farkı ve bunun üzerine ayrıca refah payı da verebilirler. Bunu henüz bilmiyoruz. Biliyorsunuz kanuna göre son 6 aylık enflasyon farkı emeklilere yansıtılır. Bunun da yıllık enflasyonun yıl sonunda %68'ler civarında olacağını tahmin ediyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın tahminleri de o yönde. Bu durumda da ikinci dönem enflasyon %40 çıkar. Bu oran tüm emekli aylıklarına verilecek. Bu durumda da kendi primleriyle emekli olan ve emekel aylığı 4500, 5000, 5500 ve 6000 olanlar var. O kişilerin aylıkları 7500 liraya tamamlanıyor. Şimdi o kişilerin aylıklarına %40 yansıtılsa dahi yine 7500 liranın altında kalırlar. Bu nedenle büyük ihtimal rakam belirlenecek. Ben bu rakamın 10 bin lira olacağını düşünüyorum. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olacak. %40 enflasyon farkı verilecek ve tüm bunlar sonrasında aylığı 10 bin liranın altında kalan kişilere de aylıkları 10 bin liraya tamamlanacaktır diye düşünüyorum, dedi. Emekli maaşına ekse yani zam mağduriyeti giderir. Primini yüksek ödeyenlerle ödemeyenler arasında bir mağduriyet doğduğunu ifade eden Özgür Erdursun, emekliye yapılacak zamma ek yapılacak seyyanen artışın mağduriyeti gidereceğini dikkat çekti. Erdursun, Cevdet Yılmaz'da yatırılan primlerin değerinin kaybolmaması yönünde bir açıklama yaptı. Yani biz en düşük emekli aylığını belli bir seviyeye tamamladığımızda bazı kişiler mağdur oluyor. Bu konuda da çalışma yapıyoruz dediler. Emekli maaşı asgari ücret seviyesine gelir mi? Seyyanen artışta emeklinin maaş hesabını yapan Erdursun, bu artışın aylıkları asgari ücret seviyesine getireceği ifade ederek şunları söyledi. Emekli aylığı 10.000 lira olanın üzerine 8.000 eklenecek ve %40 eklenecek 15.000 alana da 8.000 ve %40 eklense yüksek primle emekli olanların bu durumla ilgili mağduriyetleri de giderilmiş olur. En azından da en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılabilir. Çünkü biz de asgari ücrete %50 oranında artış öngörüyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.